Merhaba, ben İkere Kanter, Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Broadlink'in iki ayrı ürünü inceleyeceğim. Ama aslında bu iki ürün normalde tek bir ürün olması lazımdı. Ama Broadlink sağ olsun iki ayrı ürün olarak satıyor. Bunlar ne? En önemlisi bu Universal Remote. Bu ne işe yarıyor? Evinizde akıllı olmayan televizyon, ses sistemi gibi ıvır zıvırları akıllı hale getiriyor. Açıp kapatabiliyorsunuz, işlem yaptırabiliyorsunuz. Yazılımı ve Alexa ile uyumu uyumlu olduğu sürece söyleyeyim. Ayrıca bu Google'la da çalışıyor. Hey Google diyebiliyorsunuz. Google Asistan'la da çalışıyor. ile da çalışıyor ve IFTTT ile de çalışıyor. Şimdi Açıkçası benim bu üründen haberim yoktu. Sağ Sağolsun. Ee, çok değerli bir takipçim videonun altında yazmış. İstiyorsan dedi Broadlink'in bu ürününe de bak. Kumandasına bak. Çünkü güzel bir şey. Senin işine yarar dedi. Evet baktım. Çok güzel. Bir tane sipariş verdim. İşte bu. Gayet küçük bir kumanda. Ee, bunu direkt adaptörle kullanıyorsunuz. USB üzerinden çalışıyor. Cihazın içinden çıkan kablo bu. Bu kablo normal sadece elektrik veriyor. Ama siz bu HTS2 Kablosunu da aldığınız zaman bir adet sıcaklık ve nem sensörünüz oluyor. Şu şekilde. Bu da şunu bırakayım elimden. Bu da sıcaklık ve nem sensörü olan kablo HTS2. İşte şu gördüğünüz kısmın içinde sıcaklık ve nem sensörü var. Test ettim. Çalıştırdığım zaman şöyle elimle birazcık ovdum. Cin çıkarmaya çalışan Ali e, Alaattin gibi e, cin çıkmadı ama sıcaklığı çıktı, yükseldi. Demek ki sensör düzgün çalışıyor. Yurt dışında bunun ikili satılanları var. Ee, özellikle Amazon'da bu çok ucuz. Onu söyleyeyim size. Ben baktım. Türkiye'den almaya kalktığınız zaman 9 liranın üzerine şu anda fiyatı var. Güncel olarak söyleyeyim size. Amazon'da yarı fiyatına. 4 liraya 500 liraya satıyorlar. Yurt dışından gelecek, gönderilecek diyor. Ee, şunu söyleyeyim. Bu ürünü aldığınız zaman, daha doğrusu ilk çıktığı zaman beta sürümleri çıkmış. Biraz araştırdım. Beta sürümlerinin çoğu sorunsuz'a yakın çalışıyormuş gibi bir de seri üretime geçilmiş ve satılıyor. Ee, yani Amazon'dan alacağınız, Amazon'u kötülemek istemiyorum çünkü satıcı Amazon değil, Amazon'daki başka satıcılar satıyor bunu. Ama <laughs> 900 bin liranın altına aldığınız ürün %90 beta sürümü. Beta sürümün ise ne dezavantajı var? Ee, Birçok fonksiyonu çalışmıyor. Mesela kimi televizyonları görmüyor. Kimi klimaları hükmedemiyor. Yani böyle sıkıntıları var. O nedenle ben parayı basın, orijinal tam sürümü alın. Bu RM4 Pro. Bunu peşine söyleyeyim. Cihazın içinden herhangi bir adaptör çıkmıyor ama 5 volt bir amperle çalıştığını söylüyor. O yüzden 5 volt minimum 1 amperlik bir adaptör kullanabilirsiniz. Benim elimde bu vardı boşta. 5 volt 2 amperlik bir adaptör. Bunu da taktım. Sorunsuz kullanıyorum. Kullanımı da basit. Kabloyu buraya takıyorsunuz. Micro USB ucunu. Bu arada evet cihaz micro USB ile çalışıyor. Keşke Type-C ile çalışsaydı. Daha güzel olurdu. Micro USB artık ufak ufak demoda olmaya başladı. Bunu da adaptöre takıyorsunuz. Bu kadar. Bunu da prize taktığınız zaman çalışmaya başlıyor. Ee, şunu da söyleyeyim. Şu sensör gördüğünüz gibi ufacık bir şey. Şunun içindeki sensör ufacık bir şey. Bu bu cihazın içine monte edilemez miydi? Edilirdi. Ama adamlar etmemiş. Bunu ayrı satıyorlar. Yaklaşık bu da 150-200 lira civarı bir şey. Bu tabi Türkiye fiyatları için geçerli. Normalde 10 dolar. Ama ayrı satıyorlar. Cihazın içine konulamaz mıydı? Konulabilirdi tabii ki. Şimdi bununla ne yapabilirsiniz? Bu kumanda, universal kumanda e, I, IR yani infrared yani kızıl ötesi dediğimiz teknolojiyi kullanıyor. Ayrıyeten de RF yani radyo frekansı, Türkçesi radyo frekansı. Aslında bir fark yok. <laughs> Neredeyse aynı. Kullanarak cihazlarınızı hükmetmenizi sağlıyor. Mesela infrared olarak kızıl ile çalışan neyiniz var? Televizyonunuz var. Televizyonunuzu eşliyorsunuz. Kumandasını %99 çalışıyor bu arada onu da söyleyeyim. E, kendi içindeki yazılımda üçüncü parti kişiler yani senin benim gibi kişilerin hazırladığı şablonlar var. Onları indirebiliyorsunuz ya da yoksa kendiniz oturup kumanda tuşlarını tek tek eşleyebiliyorsunuz. Ki muhteşem bir şey bu. Göstereceğim size videonun ilerleyen kısımlarında. E, ses sisteminize bağlayabilirsiniz. Klimaya bağlayabilirsiniz. Alexa ile eşledikten sonra da Alexa ile kumanda edebiliyorsunuz. Mesela Alexa TV açıyorsunuz. Alexa turn on TV diyorsunuz. Açılıyor mesela. Ya da ne bileyim Alexa turn on air Conditioner ya da klimanıza ne isim verirse onu sözü açıyor işte. Diyorsunuz ki 24 derece al evi soğut falan bir sürü komut verebiliyorsunuz. Bunları otomasyonlayabiliyorsunuz da tabii ki. İşte bu içindeki daha doğrusu da içinde olmayan harici olarak aldığınız sıcaklık sensörü bu işe yarıyor. Diyorsunuz ki odanın sıcaklığı işte 20 dereceye düştüğü zaman ya da 22 dereceye düştüğü zaman klimayı çalıştır, içerisini ısıt, 28 dereceye geldiği zaman da kapat gibi. Örnek veriyorum bir otomasyon kurabilirsiniz. Radyo frekansıyla e, otomatik kapı panjurları açabiliyorsunuz. Ben evimdeki kapı ve panjurların radyo frekansıyla çalışıyor. E, onlara bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Yalnız şöyle bir şey var. Belli bir megahertz'e kadar destekliyor. Şimdi uygulamayı açtığım zaman size ben söylerim. Yanılmıyorsam 448 Hz mi? Tamam bile attım şu anda. Ama tanıdığım kumandalar var. Yani videonun ilerleyen kısmında gösterdiğim zaman size söylerim. Çok basit. Bunu, Bu arada şöyle söyleyeyim. Bunu düşmesin. Televizyonunuzun tam karşısına, cihazın karşısına koymanıza gerek yok. Gayet geniş bir açısı var. Çalışma açısı var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu benim televizyonun önünde duruyor. Televizyonum şurada. Bu da altında duruyor. Televizyonu eşliyor. Bir zahmet eşesin zaten. Arada 3-5 santim mesafe var. Ama arada bir e, böyle yaklaşık 3 parmak kalınlığında bir tahta var. Şu benim şurada gördüğünüz gibi. Onun altında da Sony AVR cihazım var. Bu o Sony AVR'nin üzerine yani kumandayla gözler karşılıklı değil. Onu da çalıştırıyor. Gayet güzel. E, anlattığına göre 10 metreye kadar hatta evet 10 metreye kadar kızılötesi cihazlara işlem verebiliyor. Radyo frekansı cihazları ise 50 metreye kadar çalışabildiğini söylüyor. 50 metre yani evin içinde her şeye bağlayabiliyorsunuz. E, bu tabi yazılımla ileride artar mı artmaz mı bilmiyorum. Ama 50 metrede bir hayli yeter. Şunu söyleyeyim şimdi e, bu network'ünüze wifi üzerinden bağlanıyor. 2.4 GHz'lik bir kablosuz ağınız olması lazım. Eğer 2.4 GHz, 5 GHz karışık kullanıyorsanız bu cihazı modeminizle eşeyeceğiniz zaman modeminizi sadece 2.4 GHz verdiğine dikkat edin lütfen. Ayrıca Bluetooth destekli kumandaları maalesef çalıştırmıyor. Örnek veriyorum Xiaomi Mi Stick'iniz var ya da Xiaomi Projeksiyonunuz var. Kumandaları Bluetooth'tur bunların. Onları yükmedemiyorsunuz. Sadece RF ve IR olan kumandalara hükmediyor. Şimdi lafı fazla uzatmayalım. Gelin bununla bir tane kurulum yapalım ve çalıştırmaya başlayalım. Şimdi televizyonumuzun karşısında karşımıza Vesta televizyon var. Broadlink Universal Remote'umuz burada. Bu da televizyonun kendi kumandası. Şimdi İlk başta yapmamız gereken Broadlink uygulamasını çalıştırıyoruz. Burada çok basit şekilde artıya bastıktan sonra cihazı eklememiz gerekiyor. Cihazı zaten ben eklemiştim. Eklemesi gayet kolay. Eğer eklemekte zaten ilk elektriğe bağladığınız zaman şu ön tarafındaki ışık, mavi ışık yanıp yanıp sönmeye başlıyor. Eğer sizde bu olmazsa arkasında şurada bir tane reset düğmesi var. Güç girişin yanında bu reset düğmesine 3-5 saniye basılı tuttuğunuz zaman bu ön taraftaki ışık yanıp yanıp sönmeye başlıyor ve eşleştirme moduna giriyor. Ondan sonra eşleştirebilirsiniz. Eşleştirmesi aynı. yukarıda -Link bir linkini verdim. Broad linkin akıllı prizlerinde birebir aynı. Şimdi bakın gördüğünüz gibi çalıştırdığım zaman mesela yukarıda sıcaklık 11 derece nem 51 diyor. Bu aslında dışarısını gösteriyor şu anda. Kumandaya girdiğiniz zaman da ise kumandada da indoor temp ve door humidity olarak gösteriyor. Yani indoor humidity dediği nem oranı indoor temp dediği içerisinin sıcaklığı. Şu anda evin içi tam olarak 22 derece. Benim ekranda gördüğünüz gibi şu anda daha önce bağladığım cihazlarım var. Bunların kumandalarını eşleştirdim. Yine yeni bir tane oluşturalım. Yine televizyon oluşturacağım. Burada kumandayı da e, klimayı da bağlayabiliyorsunuz. Buradan official cihazlardan arama yapabilirsiniz. Bakalım var mı? Vestel diyelim. Vestel geldi. Tıkladığım zaman besteli. E, model seçin diyor. Herhangi bir modeli yok. Tamam. Model bulamadık mı? Bulamadık mı? Can't find my model diyoruz. Basıyoruz. Ben Brand Vestel dedik. Model numarası yazılı. Yanılmıyorsam bu 50U 9500'dü. Bu şekilde diyelim. Next diyelim. Heh, şimdi diyor ki birinci opsiyon diyor. En popüleri diyor. Bana diyor kendim bırak diyor. Ben mi diyor Vestel televizyona bir sinyal göndereceğim diyor. Bakalım çalışacak mı diyor. Birinci testi yapıyoruz. Test Options 1'e basıyorum. Bekliyorum. Bakalım televizyona gönderecek mi? OK'ya e bastım. Açma düğmesine bir kere basıyorum. Üstteki düğmeye bastım. Bakalım televizyonu açacak mı? Evet. Birinci opsiyon çalıştı. Eğer bu şekilde birinci opsiyonu çalıştıramazsanız diğer opsiyonu deniyor. Ondan sonra diyorsun en sonda da kumandayı birebirleştirme moduna geçiyor. Ama ben şimdi size onu tek tek göstereyim. Şu anda televizyonumuzu açtık düğmeye bastık. Hatta bunu sesinin şeyin haricinde direkt buradan da yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Çalıştı mı çalışır. It works well. Buna basıyoruz. Eğer çalıştırmadıysa da not work ediyorsunuz bir sonraki aşamaya için. It works well diyorum. Şu anda ekledi. Continue diyelim. Bu nerede? Stüdyoda şu anda. Ve cihaza da bir isim verelim. Vestel diyelim sadece. Ya da marka ismi olmasın. Stüdyo TV diyelim. Bol bol şeyi vermiyorum. Evet. Eşleştirme modunu almayı biliyorum diyoruz. Geçiyoruz. Şimdi cihazı kullan dedim. Şu anda yüklüyor. Diyor ki ekrandaki birçok tuş diyor. Şu anda diyor gri renkli yani kullanılamaz. Bunları tek tek eşlemeniz lazım diyor. Tamam diyoruz. Şimdi bir bakalım. Ses açıp kapama çalışıyor mu? Evet bak. Televizyonu kapatıyor açıyor ama şu anda ses açıp kapatması çalışmıyor. Tamam. Şimdi bunu eşleyeceğiz. Nasıl yapacağız? Tuşlemeyi de göstereyim. Sağ üste basıyorsunuz üç tane çizgiye. Buradan relearn buttons. Ortadaki. Yani tuşları yeniden öğren. Buna basıyorum. Burada size bir işte gösteriyor hangi olduğunu falan. Start learning diyorum. Hangi tuşu öğrenmek istiyorsa ona basın diyor. Okey'e bastım. Şimdi kumandamı elime aldım. Şimdi ben ses açıp kapama işleyeceğim. Yani şu V1 ve V2. Buna basacağım. Şimdi Uygulamadan ses açma tuşuna bir kere bastım. Bunu diyor yeniden öğretmek istediğinize emin misiniz? Eminim. Televizyonun öndeki pardon kumandanın aslında karşısına getiriyoruz. Ses açma düğmemizi bir kere basıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi tuşu buldum diyor. Bu ses açma tuşu mu diyor. Evet diyorum. Yes'e basıyorum. Şu anda yüklüyor. tuş öğrenildi dedi. Tamam. Şimdi kanal açma ve kapatmayı deneyelim. Üstteki kanal değiştirme düğmesine bastım ve kanal up düğmesine bir kere bastım. Kumanda şu anda onu alacak. Evet, gördü. Doğru mu dedik? Doğru. Telefonumuzu elimize alalım. Bu gördüğünüzden aha. bakalım değiştirebiliyor muyuz? Ben bir kere bastığım zaman ah, tabii. Bu işlem bittikten sonra onu söylemeyi unuttum size. Sağ üstte dan yazıyor. Dana basıyoruz ve şu anda tuşları kaydetti. Bakalım şimdi. Yukarı basıyorum. Gördüğünüz gibi kanal değişti. Şöyle göstereyim hatta. Tekrar basıyorum. Bir kanal daha değişti. Bir daha basıyorum. Bir kanal daha değişti. Ondan sonra bunu bir de Alexa ile deneyelim bakalım. Çalışacak mı? Echo Turn off Studio TV Okay. Gördüğünüz gibi kapattı. Bunun komutları için internette birçok rehber var. Kendi sitesinde de var Broadlink'in. Ben kendi sitesindeki komutlara bakmanızı öneriyorum. Bir de açmayı deneyelim bakalım. Echo, turn on Studio TV. Okay. Bu bize OK dedikten sonra evet karşımıza televizyon geldi. Yani gördüğünüz gibi cihazın kullanımı da gayet kolay. İstediğiniz kumandanın tuşlarını atayabiliyorsunuz. İlla cihazın içinde olmasına gerek yok. Bunun tek tek tuşları biraz zaman harcarsınız ama bütün tuşları tek tek atayarak öğrendirebilirsiniz. İlk başta biraz karışıkmış gibi görünüyor ama bir kere bir cihazı eşledikten sonra anlıyorsunuz ki aslında işlem bir hali kolaymış. Gelelim marjinal faydasına. Ee, mesela benim salonumda yaklaşık önümde 5-6 tane kumanda var. Projeksiyonun kumandası ayrı, televizyonun kumandası ayrı, ses sisteminin kumandası ayrı, klimanın kumandası ayrı, sinema perdesinin kumandası ayrı, işte panjurların kumandaları ayrı. Bir sürü kumanda var. Şu anda ne yaptım ben? Hepsini tek bir cihaza eşledim. Ee, şunu söyleyeyim. Radyo ile çalışan cihazlarda Alexa üzerinden sesle komut sağlayamadım. Ama ve lakin e, uygulamanın kendisi üzerinden açıp kapatabiliyorum. biliyorum e, bu da bir avantaj. Örnek veriyorum siz evinizde bir tane tablet kullanıyorsunuzdur. iPad olur, Android olur fark etmez. Yazılımı kurarsınız. Eşleştirmeleri o yazılım üzerinden yaparsınız. işte sizin evinize bir tane akıllı kumanda. Kumanda, o tablet üzerinden neyi açıp neyi kapatacağınızı, ne yapmak istiyorsanız hepsini yazarsınız. Alexa ile de zaten temel komutları hiç eşleyebiliyorsunuz. Mesela ben salonda şöyle yapabiliyorum. Alexa ile Amfi'nin sesini kapatıp açtırabiliyorum. Sesi yükselt diyorum. Increase the volume diyorum arttırıyor. Decrease volume diyorum. Kısıyor falan. Bunları yapıyorum. Ee, dediğim gibi ben şu anda televizyon mesela gösterdiğim sırada çalışmamasının nedeni optik üzerine ses verdiğim için televizyon üzerindeki kumandanın ses modüllerini iptal ediyor. Onun üzerinden ses açıp kapatamıyorum. AVR cihazından için lazım. Altta bir tane Pioneer AVR var. Ama bu sonuçta bize biz bir demo olarak gösteri ve nasıl yapmanız gerektiğini gösteren bir rehber videosu. O nedenle boşu boşuna o kadar şeyi eşleştirmek istemedim. Uzun lafın kısası. Aşağı yukarı 1000 1100 liralık bir maliyeti var. Sensörlü kablo ile birlikte. Bu parayı harcamaya sizin için yeter mi? Yani bu paraya alacağınız hizmet sizin için önemli mi değil mi? Ona bakın. Evinizde akıllı bir kumanda yapıyorsunuz. Ee, piyasada sadece normal bu şekilde akıllı kumandalar da satılıyor. Hatta bu işin bence atası ve en güzeli Logitech'in Harmony kumandalarıydı. bulabilirseniz işte onlara tek tek tuş öğretme yapabiliyordunuz. Bunda ise her şeyi eşleyebiliyorsunuz. Hatta televizyon kumandasının şöyle bir güzelliği var. Açtığınız zaman uygulamaları tek tek eşleyebiliyorsunuz. Mesela benim şu anda bu televizyon kumandanın üzerine ne var? Netflix için ayrı tuş var. YouTube için ayrı tuş var. Amazon için ayrı tuş var. Görüyorsunuz. Ya mesela buna da bir tane favori atayabiliyorsunuz. Televizyonuza bir tane favori seçip bu tuşa atadığınız zaman bunu da uygulamaya bağlayabiliyorsunuz. İşte açıyorsunuz kumandayı. Alttan menüsü var. Çektiğiniz zaman bastığınızda çat Netflix geliyor mesela. Netflix'in menü içine geçebiliyorsunuz. Şu tuşları atadığınız zaman falan filan. O nedenle evinize akıllı bir sistem yapıyorsanız bence ihtiyacınız olan bir ürün açıp söyleyeyim. Hatta radyo frekansı olmasından dolayı atıyorum büyük bir eviniz var, garaj kapınız var, panjurlarınız var. Bütün panjurlarınızı tek tek yapabilirsiniz. Bunu otomasyona bağlayabiliyorsunuz. İşte dersiniz ki sabah saat 7, 6'da 7'de ya da güneşin doğumuyla birlikte bütün panjurları aç, bütün panjurları kapat. İşte bu kumanda onu yapabiliyor. Hepsini atıyorsunuz. Şu avantajı oluyor size. Her panjur için, otomatik panjur için e, tutup da akıllı priz almaktan kurtuluyorsunuz mesela. Onu akıllı prize, her panjurun açma kapama düğmesini bir akıllı prize değiştiriyorsunuz. O prizler aşağı yukarı 300-400 lira civarında. Bunu değiştiriyorsunuz. E, da evinize 5 tane panjur var böyle 1500-2000 lira para yapar. Ha işte bu yarı parasını hepsini çözüyor. Bu açıdan baktığınız zaman ekonomik bir ürün. Otomasyon imkanı da var ve IFTTT desteği de var. Yani ben çok beğendim. Size öneririm. Almak düşünüyorsanız bu tür bir şeye ihtiyacınız varsa Broadlink'in özellikle bu ürününü öneriyorum. Piyasada birçok farklı kumanda var. Tuya uyumlu kumandalar da var. İlla Broadlink'in uygulamalı olanını almanız gerekmiyor. Ama ben Broadlink'in Broadlink, in, Broadlink in akıllı prizlerinden çok memnun kaldığım için kumandayı da önerdikleri için ben gittim kumandasını aldım ve gayet de memnunum. Size de öneririm. Sorunuz olursa videonun açıklama kısmına yazabilirsiniz. Discord'dan, Instagram'dan yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.